Selamlar. Piyasada Watch 7 DT Max Plus olarak satılan akıllı saatin incelemesini yapıyoruz. Bu saat Wear Pro uygulamasıyla çalışıyor. Bütün kurulum ayarlarını bir önceki videoda Wear Pro kurulumunda gösterdim arkadaşlar. Bu videoda ise bu saati almayı düşünenler için özelliklerine bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çeşitli satıcılarda satılıyor. Farklı farklı isimleri var. Bu şekilde bir kutuya sahip. Yani Wear Pro uygulamasıyla çalışan Watch 7 akıllı saat arkadaşlar. Bakın şurada 7 ifadesi var. Mesela aynı kutunun bu şekilde Watch 8 olanı da var. Apple'ın replikalarında aynı kutuya sahip. Ancak bu Watch 8, bu da Watch 7. Yani Watch 7 DT Max Plus gibi isimleri sonradan satıcılar kendileri koyuyor. Bilginiz olsun. Kablosuz şarj özelliği var. 45 mm'lik ekran çapına sahip. Şimdi şunu söyleyebilirim. Watch 7 yani şu tarz bir akıllı saatler arasında en çok beğendiğim bu olabilir diyebilirim. Mesela şurada T500 var. Yaklaşık bir sene önce almayın diye bir video yayınlamıştım. Hani bu saatle şu saat arasındaki farka bakarsanız dağlar kadar fark var. Şu saat açılsaydı gösterebilecek. Çok böyle büyük bir akıllı saat istemeyenler kalınlık bakımından bunu tercih edebilirler. Gayet başarılı bir replika saat olmuş diyebilirim. Hatta şöyle elimizde daha da kalın bir replika saat var. Yani biraz daha kibar bir saat isteyenler kesinlikle Watch 7 replikasını tercih edebilir. Bileğiniz eğer ince ise bunlar biraz kaba durabilir ama bu gayet zarif. Satın aldığımız satıcı bir tane de bu şekilde kordon göndermiş hediye olarak. Bunların kordonunu değiştirebilirsiniz. Bununla şu an testini görüyorsunuz. Saati açıp kapatmanıza yarayan ve dönerek ayar yapabildiğiniz bir tuş var. Bu tuş da gayet sağlam yapılmış. Hani şunun mesela T500'ün şurada böyle sallanıyordu. Bunda öyle herhangi bir problem yok. Gayet dayanıklı ve gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Hemen orta bölümde bakın şurada bir mikrofon var. Telefon görüşmenizi saatten yapmak için bu mikrofonu kullanıyorsunuz. Şurada özelleştirebilir bir tuş var. Bu saatte buraya bastığınızda direkt spor modlarına gidiyor. Arka bölümünde sağlık sensörleri var. Vida veya kordon kilidi bulunmuyor. Kordonları bu şekilde çekerek çıkartabiliyorsunuz. Geri çıkması da pek mümkün değil zaten. Bayağı bir sert bunlar. Diğer tarafında da şu bölümde hoparlör bulunuyor arkadaşlar. Kasa çerçeve oranını gösterebilmek için şöyle bir el fenerini açayım size. Bakayım. Şurada bir el feneri var. Bak kenarlıklar çok fazla kalın değil. Onun için diyorum yani biraz daha böyle fiyatının pahalı olmasının sebebi aslında barındırdığı özellik ve donanımlar. Uygulama üzerinden saat yüzüm kısmı, temalar kısmı ve saatte birçok tema var. Bunların bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Bilginiz olsun. Bakın şurada 0,99 dolar yazıyor zaten. Hani çok beğendiğiniz temalar muhtemelen ücretli olacaktır. Şöyle ben şurada mesela Watch 8'in bir teması var. Bunlar ücretli. Şuradan bakarız teknolojilere. 0,99'lar ücretli. Özgür yazanlar da yani free, bedava. Burada istediğiniz herhangi bir kadranı yükleyebilirsiniz. Bu şekilde animasyonlu temalar da var. Pratikte hemen bakalım neler var. Şöyle daha fazlasına bastığınız zaman pratikte de birçok saat görüyorsunuz. Ancak bunlar da ücretli. Şöyle ücretsizlere bakalım. Bakın böyle ücretsizler de var. Mesela şunu yükleyeyim. Bu şekilde bir saat kadranı da elde edebiliyorsunuz. Analog veya dijital birçok saat arayüzü var arkadaşlar. Bunların mesela hepsi şu an ücretsiz. Bayağı bir seçenek var. Yani çoğu saatte bu kadar fazla seçenek ben çok görmedim. Bu yönden de gayet başarılı diyebilirim. Bakalım başka şu var mesela Casio stili. Bunu da bir deneyelim. Evet gayet güzel görünüyor. Bak bunu beğendim. Bu normal bir Casio saatmiş gibi arayüzü var. Güzelmiş ya bu. Severim böyle retro görüntüleri. Mesela şu Watch 8'de en çok kullanılan. Şurada özelleştirme kısmı var. Buraya bastığınız zaman kendi fotoğrafınızı da koyabiliyorsunuz. Gayet de güzel görünüyor fotoğraflar. Şimdi Line üzerinden bir mesaj gönderip bildirimlere bakacağım. Test mesajı yazıyorum. Gönderiyorum. Bakın direkt burada da görebildik. O bildirime tekrar ulaşmak için şuraya çekip bakın burada bildirim mesajını görebiliyoruz. Buradan gelen mesajları görebilir ve bastığınız zaman silebilirsiniz. Bir de şimdi emoji gönderelim bakalım görebilecek miyiz? Kaç tane emoji gönderelim bakalım. Emojiler çok görünmüyor arkadaşlar. Gülücük emojisi göndersek yok, onlar görünmüyor. Uzun bir mesaj yazalım. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını yazdım, gönderdim. Evet, bu kadarını görebiliyoruz. Devamı yok arkadaşlar. Dolduralım bakalım. Şimdi bir sürü mesaj gönderdim. Son gelen bütün bildirimleri görebiliyoruz. Şimdi bir de arama performansına bakacağım. Buradan bir arama yapacağım. Sesli arama. Line üzerinden arıyorum. Şimdi aramayı yaptım. Medya bağlantısı açık olduğunda bu şekilde karşıdan gelen sesi normal aramalarda da saat üzerinden duyabilir ve konuşabilirsiniz. Şimdi tam tersini yapacağım. Saatin mikrofonu üzerinden konuşup sesimi saat üzerinden duyuracağım. Şu an sesimi saatin mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Direkt koluma takılı olan saat üzerinden konuşuyorum. Normal bir aramada veya WhatsApp aramasında veya bu şekilde Line aramasında karşı tarafa sesiniz bu şekilde gidecek. Saatin bildirim ve arama performansı bu şekilde. Sesler gayet net ve gecikme olmadan geliyor. Cihazı bul kısmına bastığınızda saat bu şekilde titrer. Saatinizi kaybettiyseniz ve telefona bağlıysa bu şekilde bulabilirsiniz. Burada sık görüşülenler yani favori kişiler. Buraya bastığınızda şimdi kişilere ekleyin kısmına basıp buradan rehberiniz açılıyor. Rehberinizde istediğiniz herhangi bir kişiyi 20 kişiye kadar ekleyebiliyorsunuz. Birini seçtim, ekle dedim. Şu anda
Bir kişiyi ekledik. Ekledikten sonra şurada saat için senkronize et kısmına basıyorum ve saate bu listeyi gönderiyorum. Hemen menüye girip şurada rehbere girdiğimizde burada o kişiyi görebiliyoruz ve eğer medya bağlantısı açıksa buraya basıp direkt arayabiliyoruz. Tabii bu telefonda şu an sim kart yok, onun için arayamıyorum. Bu şekilde 20 kişiye kadar arama yapabiliyorsunuz. Kamera modu uygulama içerisinden açılacak bir kamerayla bu şekilde saatinizi deklanşör gibi kullanabilirsiniz. Bastığınızda bir fotoğraf çeker. Alarm, saatinize bir alarm kurabilirsiniz. Hemen şunu 13.53 yapalım. Kaydet dedim. Açtım. NFC yani temassız ödeme bu Türkiye için geçerli değil. Ayrıca burada temassız ödeme ayarı da yok. Kartvizit ve e-posta gibi temassız okutabileceğiniz yerler. Hemen bu bölümde de ekran aydınlatması için bileğinizi çevirin kısmının açık olması gerekiyor ki saat bileğinizdeyken bileğinizi çevirdiğinizde herhangi bir ekrana basmadan veya tuşa basmadan saati görebilin. Yazılım versiyonu var. İlk uygulamayı yükledik ve saate bağladık. Direkt yazılım güncellemesi çıktı. 1.3 sürümünden 1.5 sürümüne güncellendi. Ayrıca bir uygulaması bir sağlık uygulaması olduğu için sağlık ölçümlerinizi buradan direkt görebiliyorsunuz. Mesela kalp atışını bir kere ölçtürdük. Şu an 67 görünüyor. 18 adım gösteriyor bakın burada. Burada da 18 adımı görebilirsiniz. Şimdi ana ekranımızda bu şekilde yandaki butonu çevirerek temalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Saatin olumlu yönlerinden bir tanesi de bu temaları kitleyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir tane tema seçeyim. Şu temayı seçtim. Ekrana uzun bastığımda bu şekilde kadran seçim ekranı açılıyor. Ben bu temayı seçtim. Şu bölümde kadranı kitleme kısmına bastığımda artık bunu ne kadar çevirsem de herhangi bir şekilde kadran değişmiyor. Tekrar basıp kadranı kitlemeyi kaldırabiliyorsunuz. Kilidi aç dediğinizde artık çevirerek istediğiniz gibi temalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tema da çok güzel. Animasyonu da harika gibi görünüyor. Ana ekrandayken sağdan sola aldığınızda sağlık istatistiklerinizi burada görebiliyorsunuz. Buradan direkt kalp atış hızını ölçtürebiliyorsunuz. Şu an sensör çalışıyor bakın. Diğer tarafta hava durumunu görebileceğiniz bir bölüm var. Bu hava durumu uygulamanın aldığı konuma göre buraya gönderiliyor. Burada artı butonuna basıp çeşitli kartlar ekleyebilirsiniz. Müzik gibi. Müziği de ekleyebiliriz mesela buraya. Müziği de ekledikten sonra kartı artık burada görebiliyorsunuz. Yine ana ekranda soldan sağa doğru çektiğinizde burada mesaj kutunuz var. Yani telefonunuzdan saate gelen bildirimlerin hepsini buradan görebilirsiniz. Şu an mesaj yok. BTK az önce de anlattığım gibi medya bağlantısını açıp kapatmaya yarıyor. Bastığınız zaman aç kısmına basarsanız telefonunuzla bağlantılı hale gelir medya bağlantısı ve bütün sesler saatten gelir, bilginiz olsun. Burada hemen kısa yol tuşları var. Şurada arama kısmına basarsanız istediğiniz herhangi bir kişiyi buradan direkt arayabilirsiniz. Eğer medya bağlantısı yaptıysanız mesela 541'i aramaya çalışayım. Ara dediğinizde telefonunuz direkt arar ve saatten kullanabilirsiniz. Bu şekilde en son kullandığınız uygulamalar burada görünür arkadaşlar. Yukarıdan aşağı çektiğinizde de ekran parlaklık ayarını görebiliyorsunuz. Şuradaki işaret telefonla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Saatin batarya durumunu görebilirsiniz. Burada bilgiye basarsanız direkt uygulamanın QR kodu açılıyor. Pek bir önemi yok. Alipay uygulaması var. Türkiye'de kullanılmıyor. Onun için üzerinde durmayacağım. Şurada da müzik kontrolleri var. Ana ekranda yapabilecekleriniz bu kadar. Aşağıdan yukarıya doğru çektiğinizde de menü açılıyor. Uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. Burada gayet net ekranın yenileme hızını yani o kayganlık hissiyatını görebiliyorsunuz. Ekran kalitesi konusunda sınavı geçtiğini söyleyebilirim. Menüyü bu stilde anlatmayacağım. Şurada menü değişim ayarı var. Buradan istediğiniz herhangi bir menüyü seçebiliyorsunuz. Ben stil 1'i seçeceğim ki menüde neler var neler yok direkt yazılarıyla beraber görelim. Ama diğer stillere de hızlıca bir bakalım. Stil 3 var. Hemen buradan bu şekilde menüde gezebilirsiniz. Stil 4'e bakalım. Şurada. Menü stiline giriyorum. Stil 5. Stil 5 bu şekilde. 6'yı da bu şekilde yapmışlar. Biraz daha büyük. Stil 7 de bu şekilde. Evet, stil 8 de kullanışlıymış. 9'un diğeriyle pek farkını göremedim ama. 10. Onda yatay bir menü stili var. 11 de bu şekilde. 11'in de çok bir farkı yok. Stil 1'i kullanacağım. Stil 1'de bu şekilde bütün menüde ne işe yarıyor buradan görebiliyorsunuz. Telefon az önce bahsettiğim gibi numara çevirip arayabilirsiniz. Bunun için medya bağlantısının yapılması gerekiyor. Mesajlar tuşuna basarsanız bildirim ekranına gelirsiniz. Yani telefonunuzdan gelen bildirimleri buradan okuyabilirsiniz, görebiliyorsunuz. Sık arananlar uygulama üzerinden eklediğimiz kişileri 20 kişiye kadar buradan görebiliyorsunuz ve medya bağlantısı varsa buradan direkt arayabiliyorsunuz. Spor modlarında da yürüyüş, koşu, bisiklet, ip atlama, badminton, basketbol, futbol bu şekilde spor modları var. Yürüyüşe bastığınız zaman direkt başlar ve kaç adım attınız, kaç kalori yaktınız ve sürekli sizin kalp atışınızı ölçerek buradan bilgileri toplar ve sonunda da uygulamadan size gösterir. EKG ölçtüğünü söylüyor bu saatler ama kesinlikle hani EKG ölçen bir saat arıyorum diye düşünüp de bu saati alıyorsanız yapmayın. Tansiyon ölçüyormuş. Şu anda bunu da ölçüyor. Müzik kısmı var. Hemen şuradan bir müzik açıyorum. İleri bu şekilde veya geri giderek buraya da bastığınızda müziği durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz.
Kronometre kısmı var. Kronometre de buradan başlatıp durdurabiliyorsunuz, sıfırlayabilirsiniz ama başlatıp arka plana çıkamıyorsunuz. Şimdi GPS hareket yörünge gibi bir özellik var. Burada kayıt yok diyor. Ne demek bu? Şurada egzersiz kısmına gelip de buradan başlattığınız zaman telefonunuzun GPS ile bir ne kadar koştuğunuzu görebildiğiniz bir bölüm var. Şimdi buradan bir egzersiz başlattım. Bakın şu anda bunu başlattığım için ekranda da bunu görebiliyorsunuz. Şuna bastığımız zaman uygulamadaki açık hava koşusu egzersizi verilerini buradan da görebiliyorsunuz. Sesli asistan kısmına basıyorum. Buradan Google Asistan'ı direkt uyandırıp konuşabiliyoruz. Basıyorum bakın. Gördüğünüz gibi Google Asistan açıldı. YouTube'u aç. Hemen YouTube'u açtım. Ayarlara gelelim. Parlaklığı aç kısmında ekran kapalı derseniz her zaman açık ekran ayarı. Bunu kapatırsanız işte şuradaki süre kadar sonra ekran kapanacak. Herhangi bir şekilde her zaman açık ekran olmuyor. Mesela 5 saniye ayarladım. Bunu da açık bıraktım. 5 saniye sonra ekranı kapatacak ama her zaman açık ekranda ufak bir kadran görünüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kadran var. O ayarı kapatırsanız bunu göremezsiniz. Diğer saat videolarında çok soruyorlar sim kart takılıyor mu diye. Mümkün değil, bu saatlere herhangi bir şekilde sim kart takılmıyor. Ayrıca telefonundan bir 10 metre 15 metre uzaklaştığınızda bağlantı kopar. Herhangi bir şekilde bildirim gelmez arkadaşlar. Aramaları veya bildirimleri göremezsiniz. Saatle ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.